Donanım Haber YouTube kanalına herkes selam, beniniz yeni bir video ile daha birlikteyiz. Sizlerle beraber bu videoda Sunny markasının gelişmiş olduğu Sunny Prime TV Stick modeline yakından bakacağız. Bakalım bu ürün bizlere neler sunuyor. Ürünün detaylarına geçmeden önce bu ürün ne amaçla kullanılıyor biraz ondan bahsetmek istiyorum. Diyelim ki eski nesil bir televizyon kullanıyorsunuz ve televizyonunuzda yeni nesil uygulamaları kullanmak istiyorsunuz. Nedir bunlar? İşte Netflix, Spotify, YouTube gibi uygulamalara erişim sağlamak istiyorsunuz. Ya da eski televizyon dışında, evet televizyonunuz akıllı bir televizyon ama genel olarak arayüzüne kasma donma takılma sorunları yaşıyorsunuz. Bunların önüne geçmek amacıyla işte bu ürünleri kullanabiliyorsunuz. İşlem üzerinden bağlantısını yaptıktan sonra akıllı bir televizyonunuz olmuş oluyor. Zaten detaylarına ilerleyen bölümlerde değinmiş olacağım. Şimdi ne yapalım? Her zaman olduğu gibi kutu ve kutu içeriğiyle başlayalım. Kutunun ön tarafına baktığımız zaman ürünün görselini ve modelini görebiliyoruz. Arka tarafta ise yine bazı özellikleri bizlerle paylaşılmış durumda. Burada dikkatimizi çeken ne olacak? 4K ve Dolby Audio desteğinin bu üründe yer alıyor olması. Sol tarafta ise desteklemiş olduğu mobil uygulamalar var. Yani bu ürünle beraber kullanabileceğiniz uygulamalar yer alıyor ve bunların hepsi tam lisanslı olacak şekilde bizlerin karşısına çıkacak. Ürünün sağ tarafında ise donanımsal olarak özellikleri bizlerle paylaşılmış durumda. Ürünü kutusunu açtığımızda karşımıza ürünün kendisi, bir adet akıllı bir kumanda, 2 adet kalem pil ve güç adaptörü çıkıyor. Kalem pilin ürünün kutusundan çıkması güzel bir detay. İlk bir şekilde para verip ürüne bir daha pil almanıza gerek kalmıyor. Kutu içeriği konusu zaten beklentilerimiz bu tarz ürünlerde bu kadar oluyor. Peki Enes, diyelim ki biz bu ürünü satın aldık, televizyonumuza nasıl bağlayacağız? Montajı kolay mı? Evet, bu sorunun cevabı kolay. Şimdi isterseniz montaj detaylarından sizlere biraz bahsedeyim. Montaj kısmı çok basit, dediğim gibi ürünü alıyorsunuz ve televizyonunuzun HDMI portuna takıyorsunuz. Daha sonra güç adaptörünü ürüne takıyoruz ve prize bağlıyoruz. Montaj kısmı bu kadar. Daha sonra TV'niz üzerinden taktığınız HDMI portunu seçiyoruz ve kurulum işlemini başlatmak için Home ve geri butonuna basılı tutuyoruz. Bu sayede ürün ve kumandanın eşlenmesi yapılmış oluyor. Sonrasında ürünü çıkan bölümden internete bağlıyoruz. Wi-Fi bağlantısından sonra ise eğer bir güncelleme varsa ürünün güncelleme ekranı sizlerin karşısına çıkacaktır. Biz güncellememizi kurduk ve daha sonra kumandanın tuşlarının çalıştığıyla alakalı test edebileceğimiz bir kısım karşımıza çıkıyor. Burada testlerimizi yapıyoruz ve artık sonrasında ürün kullanılmaya hazır durumda oluyor. Evet, şimdi isterseniz deneyim kısmından önce teknik detaylarla başlayalım. Ürün 4K çözünürlük desteğini bünyesinde bulunduruyor. 4K televizyonlarınızla beraber rahat bir şekilde bu ürünü kullanabiliyorsunuz. 1080p çözünürlüklü televizyonlarda da bunu kullanabilirsiniz ama işte çözünürlük hani televizyondan limitli olduğu için 1080p'ye kadar, siz 1080p'ye kadar görüntü elde edebiliyor olacaksınız. İşlem tarafına geldiğimiz zaman burada ARM Cortex A35 işlemcisini görüyoruz. GPU tarafında ise Mali G31 bizlerin karşısına çıkıyor. Düşük güç tüketimine sahip olan verimli bir işlemci olduğunu söyleyebiliriz. RAM tarafında ise üründe 2 GB RAM ve 16 GB büyüklüğünde depolama alanı konumlandırılmış durumda. Şimdi ürünün yapısına baktığımız zaman herhangi bir USB girişi görmüyoruz. Yani 16 GB'lık bu alanı biraz verimli kullanmamız gerekiyor. Ürünü kurduktan sonra da kullanabileceğiniz o alan 11.6 GB. Bunun altını çizmek istiyorum. Ama bazı OTG kablolarla beraber bunları işte Amazon, Hepsi Burada gibi yerlerden temin edebiliyorsunuz. Bu kabloları kullanarak ürüne USB'ler takabilirsiniz. Bu şekilde USB üzerinden de dosya oynatabiliyorsunuz. Ve bu teknik özelliklere sahip olan üründe ben herhangi bir kasma donma takılma sorunuyla karşılaşmadım ki. Özellikleri bakımından baktığımız zaman gayet yeterli olduğunu görebiliyoruz. Menüler arası geçişlerde olsun, açılış kısmında olsun gayet hızlı bir deneyimi bizlere sunuyor. Zaten kumanda üzerindeki butonlar sayesinde direkt programlara da geçişler yapabiliyoruz. Bu geçişler sırasında herhangi bir kasma sorunu ortaya çıkmıyor. Evet, ürünün genel olarak teknik özellikleri bu şekilde. Şimdi ben sizleri biraz kullanım sırasındaki performans detaylarıyla baş başa bırakmak istiyorum. Nedir bunlar? İşte ürünün açılış hızı, Netflix uygulamasının açılışı, işte Netflix'ten YouTube'a geçiş hızı gibi durumlar olacak. Şimdi isterseniz sözü daha fazla atmadan detaylarımıza geçelim. Bastım. Thank you.
Cihaz Netflix. Cihaz YouTube. YouTube'dan Netflix. Netflix'ten YouTube. Donanım Haber Ofis'ten. Hava durumunu söyle. YouTube Costa Rica 4K HDR. Ve şimdi gelelim işletim sistemi tarafına ki bu ürün için en önemli olan kısım zaten bildiğiniz üzere burası. Ürün içerisinde Android 11 işletim sistemi bulunuyor. Yani bir Android TV stick diyebiliriz bu ürün için. Bu ürünle beraber Google Play üzerinden uygulamalar indirebilirsiniz. İhtiyacınıza göre uygulamaları tercih edebiliyorsunuz. Hatta ürün üzerinden de oyunlarda oynayabilirsiniz. Ürünü ilk kurduğunuz zaman karşınıza işte YouTube, Netflix gibi programlar çıkacak. Bu programlar tam lisanslanmış şekilde bizlerin karşısına çıkıyor. Bu oldukça önemli. Neden? Çünkü tam kaliteyi bizlere sunabiliyor. Bu kodekleri desteklediği anlamına geliyor. Bu sayede ne göreceğiz? İşte mesela Netflix'e girdiğiniz zaman almanız gereken çözünürlük yerine 480p bir çözünürlükle karşılaşmayacaksınız. Lisanssız ürünlerde bu tarz durumlar bizlerin karşısına çıkıyordu. Bunu zaten sizler de biliyorsunuz. Bunun üzerine baktığımız zaman zaten kutunun sol tarafında da yer alıyor. Ürün içerisindeki kısımlara baktığımız zaman da bunları görebiliyoruz. Tam kalite olacak şekilde uygulamalara erişim sağlayabiliyoruz. Biraz daha kullanıcı deneyim kısmından devam etmek istiyorum. Bu ürünü uzun saatler kullandığımız zaman bir sorun ortaya çıkıyor mu? Ben yapmış olduğum testlerde herhangi bir problemle karşılaşmadım. Her zaman olduğu gibi Harry Potter serisini açtım ve bir filmini baştan sona olacak şekilde yaklaşık 2,5 saat olacak şekilde izledim. Ürün ısınıyor mu? Evet ısınıyor ama ısınmaya bağlı herhangi bir olumsuz durum dediğim gibi ortaya çıkmadı. Ürüne dokunduğunuz zaman zaten sizler de ısındığını hissedebiliyorsunuz. Stick modellerine baktığımız zaman içerisinde herhangi bir fan olmadığı için bunların ısınması oldukça normal oluyor. Ve sıra geldi kumanda tarafına. Kumandamız oldukça önemli. Akıllı bir kumandadan burada bahsediyoruz. Google Asistan desteğini bizlere sunuyor. Bu butona bastığımız zaman verdiğimiz komutları yerine getiriyor. Diyorum ki mesela donanım haberin YouTube kanalını aç diyorum. Televizyon yani bu kısım üzerinden gidip bana YouTube kanalını açıyor. Ya da diyorum ki Netflix aç diyorum. Gidiyor bana Netflix açıyor. Kolay bir şekilde komutlarınızı yerine getirebiliyorsunuz. Kullanışlı minik bir kumanda olduğunu söyleyebilirim. Ve kumandanın üzerine görebildiğiniz üzere 4 farklı uygulamaların butonları bulunuyor. YouTube, Netflix, Prime Video ve Google Play olmak üzere. Bu butonlara basarak direkt olacak şekilde uygulamalara erişim sağlayabiliyorsunuz. Ve son olarak eşlemesini yaparsanız bu ürünü televizyonun kendi kumandasıymış gibi de kullanabilirsiniz. Ayarlar bölümü üzerinden bunu etkinleştirmeniz gerek. Evet yavaştan sonlara doğru gelelim. Bağlantı teknolojisine değinmek istiyorum. Üründe Wi-Fi 5 ve Bluetooth 4.2 teknolojileri yer alıyor. Yapmış olduğum Wi-Fi testlerinde benim buradaki hızımı tam olarak elde edebildiğimi söyleyebilirim. Yani ürünün Wi-Fi üzerine herhangi bir yavaşlatma durumu söz konusu değil. Kolay bir şekilde indirmelerinizi de ürün üzerinden yapabiliyorsunuz. Bluetooth hakkında konuşmak gerekirse bu ürüne klavye mouse bağlayabilirsiniz. Bluetooth destekli olacak şekilde. Google Play üzerinden bir tarayıcı indireceksiniz. Daha sonra klavye mouse'unuzu kullanarak tarayıcıyı bir normal bilgisayarmış gibi de kullanabiliyorsunuz. Bu konuda da bir avantaj sunduğunu söyleyebilirim. Zaten genel olarak bu Prime TV yani akıllı kutularda bizlerin karşısına çıkan özelliklerden bir tanesi oluyor kendisi. Ve son olarak kablosu olacak şekilde telefondan görüntü aktarım desteğini de bünyesinde ürün bulunduruyor. Evet bu videoda sizlerle beraber Sunny markasının gelişmiş olduğu Prime TV Stick modeline yakından bakmış olduk. Televizyonunuzu eğer akıllandırmak istiyorsanız bu modeli tercih edebilirsiniz. Ürünün fiyatı hakkında konuşmak gerekirse 990 Türk lirasından başlayan bir fiyat etiketiyle burada karşılaşıyorsunuz. Fiyatlarda değişiklikler yaşanabilir. Her zaman olduğu gibi bu cümlenin altını çizmek istiyorum. Sizler Sunny Prime TV Stick hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında
bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Ben Enes, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.